vajinal akıntılar her kadının şikayet ettiği konuların başında gelir. Ancak hamilelik döneminde artan bu vajinal akıntılar normal kabul edilir ve hiçbir tedavi gerektirmez. Gebelik döneminde artan östrojen hormonu vajinal akıntılarınızın artmasına neden olur. Bu akıntılar hamileliğinizin başından başlayıp sonuna kadar devam edebilir. Beyaz akıntı olarak da adlandırılan bu akıntılar adı üstünde beyaz, sulu ve kokusuz bir yapıdadır. Ancak yeşil veya sarı renkte ise bu durum enfeksiyon belirtisi olabilir ve hekiminizle görüşmenizde fayda var. Doğumdan sonra da akıntılarınız görülebilir ve bu akıntıya loşe adı verilir. Başlarda kanlı ve koyu renkte olan loşe 4-5 gün sonra kahverengiye, 10-12 gün sonra ise iyice beyaz bir renge döner. Loşe doğumdan sonra 1-2 ay kadar görülebilir. Ancak bu süreç daha da uzarsa jinekoloğunuzla görüşmelisiniz. Başta da belirttiğimiz gibi gebelikte akıntılarınızın artması normal kabul edilir. Ancak akıntılarınız sarı veya yeşil renkte ise genital bölgenizde yanma hissediyorsanız, kasıklarınızda şiddetli ağrı oluşuyorsa ve akıntınızın formunda bir değişiklik gözlemlediyseniz bu durum enfeksiyon belirtisidir ve en kısa sürede tedavi gerektirir. Akıntılarınız sizi çok fazla rahatsız etmeye başladıysa dikkat edeceğiniz birkaç detay ile kontrol altına alabilirsiniz durumu. Örneğin sadece hamileliğinizde değil, tüm hayatınız boyunca pamuklu iç çamaşırları tercih etmeli ve pamuklu iç çamaşırlarını giymeden önce mutlaka yüksek ısıyla ütülemelisiniz. Ayrıca iç çamaşırlarınızı yıkarken deterjan yerine toz sabunlar tercih edebilirsiniz. Çünkü deterjanlar alerjiye neden olabilir ve bu durumda akıntılarınızın daha da şiddetlenmesine sebep olabilir. Hamilelik akıntılarında hiçbir şekilde günlük pet kullanımınız tavsiye edilmiyor. Çünkü günlük petler bölgeyi kapatarak mantar oluşmasına ve dolayısıyla akıntılarınızın daha fazla şiddetlenmesine sebep olur. Hamileliğiniz boyunca vajina temizliği için hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmamalı, sadece doktorunuzun reçete edeceği ürünleri kullanmalısınız. Daha fazla bilgi için açıklamalar kısmına bıraktığımız linklere tıklayabilir veya gebe.com'a girerek arama çubuğuna gebelikte vajinal akıntı yazabilirsiniz.